Se. Hay, geliyor mu? Dur şu tane sadece bir bokçuk diye bir bebe vardı, onu bir banlayayım, bizimkiler görmedi. Sikri sala amına kodum bebesi. Bir dakika durun. Geliyor mu? Oldu mu? Dur şu müziği kapatayım yani. Çeta çıkmış, kapatacağız şimdi darlamalar başlamadan. Ne yapıyorsunuz la? Ya arkadaşlar, yani ETS'de internette bile var olmayan bir sorunla karşılaştık. Çok nadir yaşanan bir şey. Ses çalışmıyordu abi. Yayını iptal ediyordum ha. 9.30-9.40'lara, 9.30'a doğru. Dedim tamam abi, salıyorum yayını. Başka zaman erteleriz. Çalışmıyor sesler. Ondan sonra internetten baktık, araştırdık. Holmes, ya bütün aygıtları bir kapatsan abi. Biri öyle bir şey yazmış dedi. Öyle çözdük amına koyayım. Kullanmadığım tüm ses aygıtlarını kapattım, düzeldi. Ne alakaysa. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Nasıl iptal edilebilir? Oğlum çalışmasaydı iptal edecektim. Ne olacak? Arkadaşlar yayını iptal diyecektim. Bu kadar net. Oğlum siz hasta mısınız la? Bak bu şekilde davranan insanlar psikoloji yerin psikolojisi yönlüyor diyor ya. Bu ne psikolojisi bozuk? Şu sigara küllerini de şey yapayım da. Vay vay AS. Kardeşlerim psikolojisi bozuk bu çocukken ya. Yalnız detoks çorbamı içiyorum lütfen. Kusura bakmayın ama geçen gün yediğim o yarım baklava yüzünden. Sen nasılsın abi? İyiyim çok şükür ya. Dedim pazar akşamı da güzel bir muhabbet sohbet yayını yapalım. Öyle dağılalım. Kanalın hostu gözüküyor ama kanalım önceden mi gelmiş? 7 day önce mi şimdi mi anlamadım ama gelmişlerse hoş gelmişler. Siz ne yaptınız? Nasıl geçti pazar gününüz? Yarın liselilerin artık tatili bitti. Okula başlıyor. Ah canlarım benim. Biz de gittik oğlum, gidin. Şimdi geldik abi, hoş geldiniz. Öyle moral bozma. Of mof yok. Of mof yok kardeşim. Ben 17 sene okula gittim. Gideceğim tabii. Tam moral ya. Yalnız sigaram çok az. Bu ben nasıl sigara almadım ya? Ha şurada varmış. 3 dalda buradan. 3 saat götürürüz işte, yeter zaten. Of ya, hatırlatma. Aga be oğlum, gerçekle yüzleşeceksin. Ne hatırlatma? Yarın sike sike kalkıp gideceksin. Niye hatırlatsam ne olacak? Tamam hadi söylemiyorum, tamam. Yarın okul yok arkadaşlar. Ahmet Gizmiş ne yapıyorsun ya? 3 saat uğraştık ulan, ne sesmiş. Chat biraz küçük. Her şeyinizi göremeyebilirim. Biraz geride oturuyorum. Bayağı kamerayı zoomladım. Anca pedal medal mesafesi. Direksiyonu bağladım abi. Oyunda Türkiye haritasını kurduk. Zaten gözüküyor bak, bizim mıdır falan bir şeyler yazıyor. Gireceğiz, turlayacağız. Bir yandan da Discord'dan sizleri çekeceğiz. Fakat yine 3-5 kişi yazmış. Abi yok geçen sefer çok bekledik. Yok şöyle oldu arkadaşlar. Sese gelmek için şansına bekleyen o 10 binlerce insan var. Yani bu loto bana niye çıkmadı deyip bir yere lotodan, ben kendi loto gibi hissettiğim için söylemiyorum, örnek olsun diye. Yani bu şans meselesi, çekecekler random. Denk gelirse gelir. Eğer ki ben illa çıkacağım, illa konuşacağım düşüncesiyle tribe girecekseniz hiç girmeyin arkadaşlar. Bence o listeye, sıraya bile girmeyin. Benden size tavsiye. Çünkü ben bazı arkadaşların bakış açısını harbiden anlamıyorum. Baştan söyleyeyim istedim. Kimsenin şeyi bende kalmasın. DC'de toplananlarda sıra sıra çekilecek arkadaşlar. Bir öncelik yok, bir şey yok. Yani denk gelirse, gelmiyorsa da muhabbete dahil olun la işte, yani ne? Sohbet, muhabbet. Çünkü geçen sefer harbiden söylüyorum, birkaç kişiyle tartıştım yani. Biz 4 saattir bekliyoruz. Ne yapayım yarram yani, ben de 4 saattir yayın yapıyorum. Sikerim izlemem bir daha. Siktir git izleme amına koyayım. Ne yapabilirim yani, binlerce insan var. Bu kadar ben ne oluyor oğlum? Şansın yokmuş, ne yapayım yani. Aşırı tilt oluyorum öyle tiplere. 3-5 kişinin ağzına sıçıp yolladım geçen sefer. Ben hayatımda bu kadar bencil ve egoist herifler görmedim ya.
Biz niye köpek gibi bekliyoruz? Allah Allah, ben dedim mi ki yayını 25 bin kişi izliyorsa 25 bin kişiyle de konuşacağım diye. Sence bu mümkün mü? Amına kodumun beyinsiz diyorum. Ne biçim konuşuyorsun diyor. Ne demek mümkün değil diyor. Çekeceksin, oradayız işte diyor. Amına kodum senin lan dedim. Sonra banladım, yolladım. Hasta oğlum millet ya. Allah akıl fikir versin yani. O yüzden baştan söyleyeyim de sonra gönül koyan falan olmasın. Gerçi bu sebeple de gönül koyuyorsa adam affedersiniz ama çok nesin yarrami yesin yani. Umurumda da değil. Evet, yayın başında, yayın sonunda yaşayacağım siniri attığıma göre artık pamuk gibiyim. Oh. Böylelerine ya, yazık mı? Öyle düşünüyor. Saygı duymamı bekliyor. Saygı duymuyorum abi, kusura bakma. Sen de bana duyma. Siktir git dedim. Gitti de ya. Gitti zaten. Ne gizli gizli izliyordur sikanteni. Sırada bile olabilir o tipler. İki gündür zehir atıp yele de güzel. Arada bir kusun oğlum böyle. Düşüncelerinizi kusacaksınız ki. Öyle düşünen varsa böyle götüne kaçsın mı? Ha siktir ya, ben de böyle trip atacaktım da. Aa düştün mü lan? Ha yoksa aynı çıktı girdi. Beni boş ver oğlum, zaten sohbet edeceğiz. Şimdi bak, konsept çalışmadık. Dümdüz bizim Beskoklar yıllardır yaptığını yapacak işte, çekecek. Abonelerden de çekin. Yani aboneleri belki ağırlık... Ben karışmıyorum ama orada sistem dönsün işte. Ben müdahale etmiyorum. Bir de abone chat'i al, hiçbir şey okuyamıyorum. Johnny'ler toplanın Discord'da. Bir de abuk subuk soru sormayın oğlum. Vallahi abuk subuk sorular soranlar oluyor. Abuk subuk. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Eyvah, ETS yayını varmış. Otobüs sürülür de trafik polisiz olmaz dedim. Cüneyt memurum, hoş geldin. Birazcık tabii kurallara uymayabiliriz yani. Hani şimdi onun da herhalde cezası kesilmez. Abi arkadaşlar, soru sormanız mühim değil. Soru bulamayan varsa girmesin işte. Şeyleri cevaplamayacağım artık. En utandığın an ne? O kadar çok şey anlattım ki soruların cevabı belli. Yani bir deneyelim yani. Baktık sarmıyor. Kapatır gideriz oğlum, ne yapalım. Ceza geliyor değil mi? Yok ya. Ne demiş biri? Abi mouse, abi sen ne içiyorsun? Çorba. Abi benim sorum yok, o yüzden gelmedim. Ya oğlum soruyu normalde buradan da sorabilirsiniz. Mevzu sohbet edebilmek işte. Yani sohbet dediğim kaç dakika, dur bizim ekibin yanına giderim. Bir kuralları belirleriz. Bir düzen oluşturmamız lazım, yoksa olmuyor. Şeyi çok bozuyor. İki dakika yani, atıyorum mesela. Ya hadi SAMA nasılsın, ne yapıyorsun, iyi sen ne yapıyorsun muhabbetlerini keselim. Mümkün olduğu kadar insan gelsin diyoruz. Biri bir başlıyor anlatmaya, amına koyayım 20 dakika yollayamıyoruz dayı olmasın diye. Bunları aşamıyoruz yani. Kurallara hiç uymuyorsun ki. Ne yapayım oğlum işte, vicdanen rahatsız oluyorum. Ona aslında bilir kişi, ona benim değil gelen kişinin uyması gerekiyor, anladın mı? Ya gelen kişi, ya burada bir süre var ve ben ona uyacağım diye bilinçli gelirse böyle sorunlar yaşanmaz. Ne yazık ki öyle olmuyor işte. Öyle yapan adama da ya kardeşim tamam hadi süre doldu dediğinde tribe giriyor. İki ucu boklu değnek. Yayınlar dostum, hoş geldin. Keyfin nasıl abi? İyi. Terbiyesizlik. Ya terbiyesizlikten değil oğlum, sevdiğinden heyecan yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Oluyor öyle şeyler. Çok kurala bağlamaya gerek yok. Doğaçlama, random. Yani soru sormuş olmak için sormayın arkadaşlar. Böyle bir soruyu alacağız yollayacağız. Soruyu alacağız yollayacağız. Eğer böyle cevaplanmayacak bir soruysa. Bir soruysa geç, bayık soru. Abi en utandığın an hangisi? Abi işte bilmem kaç trilyon doların ya da bir şeyin olsa ne yaparsın? Ne bileyim amına koyayım, ne yaparım? Başlayalım artık abi. Başlarız kardeşim. Sakin ol. Ufak bir yayına gireyim, bir şöyle bir nefes alayım. Bir bizimkiler ayarlamalarını yapsınlar. Millet bir yayına toplansın. Başlarız. Kaç kişi konvoy? Vallahi Sayna var, Ahmet Gezmiş var. Var birileri. Kanalı var. Maxi var. Rane var. Başka konvoyda kimse yok ama Discord'da yine birileri olur. Şimdi... Senin örnek verdiğin soruları soracak sadıklar çıkıyormuş. Ya hallederiz onu. Bu moderasyonda biraz şey olursak, net olursak düzene girer o. Aa merhabalar, sen az önce dalga geçtin ama harbi en utandığına pıpıl.
Gitti. Merhaba yayınlar. Eyvallah ilginç adam. Hoş geldin. Holmes gelmiyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Holmes uyudu. Holmes yok. Ama bizi kurtardı. Bilgi verdi, aktı. Abim DC'ye ben geleyim. Okey. Gel sen. Abi saçını hangi şampuanla yıkıyorsun? Head and Shoulders. Ya Head and Shoulders kullanıyorum ben yıllardır. Ama son iki şampuan şeyinde de şişinde de aşırı kuruma yaptı ya. O formülü mü değişti? Ne oldu anlamadım amına koyayım. Hacı Şahir. Altta turuncu çizgi var reis. Biliyorum. Tukan abim güzel bir yayın olması dileğiyle bu arada abi o sigara yetmez gibi uzun yola çıkacağız. Yok ya o kadar uzun bir yayın yapmayacağım için dert değil. Dur bakayım. Başka sigaram yok. Ha tamam burada da varmış. Varmış. Video izleyek. Video yok kardeş. Abi o sudan dolayı göremedim ya. Abi sana bir tane pipo alsak. Pipo sevmiyorum ben. Pipo ne ya? Erol Cem baga girdi. Direksiyonu bağladım. Vitesi bağladım. Manuel aldım. Otobüs hayatında kullanmadım. Ama yani oyun herhalde kullanırız. Çok sıkıntı değil ya. İyi yayınlar abim demiş. Eyvallah kardeşim hayırlı olsun. Bilmem kaçıncı yayın göremedim. Chat çok hızlı aktığı için. Aslı oğlum chat'i çok okuyamıyorum. Okey ya siktir et chat'i bugün sesli konuşuyor da. Reis neden moral bozuk gibi o yayına girdiğim dakika attı. Toksik herhalde. Selamünaleyküm abi. Okey. Tamam. Can boylu. Ya kamerayı biraz daralttım da. Çok ortalayamamışım gibi sanki. Bir şey olmaz ya. Otobüs modu kurduk. Türkiye haritasını kurduk. Yani şöyle göstereyim size haritayı. Nasıl gösteriliyor bilmiyorum ama. Bak. Haritayı kes. Türkiye haritasını yapmışlar böyle. Zonguldaklar, İzmir. Biz nasıl bir rota şimdi? Dur ekibin yanına gideyim ben ya. Selamun aleyküm. Alo. Aleykümselam. Aleykümselam. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Burada mesela Uşak, Afyon, Eskişehir'e gidemiyor muyuz? Niye bunlar? Yo gidiyoruz. Abi hepsi. Oğlum hepsi var la. Var var. Bir DC'den bir şey yazdım baktın mı? Bakmadım. Dur bakayım. Ellerim bomboş. He. Kim yapmış modu? Oyuncuyuz biz. Oyuncuyuz biz mod ekibi. Helal olsun lan çocuklara. Hep diyorduk lan Türkiye haritası olsa da oynasak diye adamlar yapmış. Ben de ilk defa inceliyorum. Sesle uğraşmaktan ne moda bakabildik ne bir şey yapabildik. Kayseri akar. Şimdi rotayı bir belirleriz. Millet bir soru sorma mevzusuna girmeden önce bence biz oyuna bir yola girelim. Kendi aramızda sohbet edelim. Sonra ara ara insanları alırız. Abi arkadaşlar her istediğiniz yere gidemeyiz amına koyayım. Türkiye haritası bu ya. Ha şimdi oraya git buraya gitçiler başladı. Abi lütfen Batman'a gelin abi yalvarırım memlekette seni görmek istiyorum. Batman'a gelin demiş. Ata sen bugün bir morali bozuk diyen değil misin? Sıkıntılı mısın? Ne yapacaksın amına koyayım? Oyunda ETS'de beni mi karşılayacaksın orada? Batman'a gel abi. Ya oğlum niye bu kadar sıcak bu oda? Yaz mı geldi? Ne oluyor oğlum? Alo? Ne yaptınız abi? Rotasyonu belirlediniz mi? Yo işte belirleyelim. Toplanalım oğlum. Millet nerede? Bizimkiler bir yukarıda şey yapıyorlar da tek tek soruları alıyorlar. Ben bir yukarıya sesleneyim. Oynayacakları alalım buraya o zaman. Tamam. Soruları alıyorlar ah garibimler. Bu arada şöyle bir kural var. Ona dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bizimkiler önden soruyu alıyor. Saçma soru varsa ve gereksiz soru varsa... biz size dönüş yaparız diyorlar tamam mı? Sistem o aslında. O yüzden bozulmayın. Hani sormuş olmak için onları filtrelemek mecburiyetindeyiz yani. Başvuru gibi düşünün bunu. Eightborn'daki boku çıkmasın diye. İkinci mevzuda şey hangi sorudan onay aldıysanız o soruyu sorun arkadaşlar. Başka şey. Oo Şef Mali hoş geldin. Gel sana bir memleket turu attıralım Şef Mali. Gurbettesin özlemişsindir.
Yayın arkadaşlar 1'e kadar 12'ye kadar gider. 10, 11, 12, 1, 3 saat, 3,5 saat falan bir yolculuğumuz olacak kardeşlerim. 3-3,5 saatlik yolculuk dahilinde tabi hesaplama yapmamız lazım. Konvoy. Mesela atıyorum Ankara dediysek Ankara'ya bir yayın boyunca bir rotasyon belirleyelim. 10, 11, 12, 1 güzel aralık. Selamet. Önce bir Ankara yapalım abi istiyorsan. Ankara'ya gidip bir Mert'i alalım. Selamünaleyküm. Ha geldi. Ayarladık ya aşağıda uğraştırıyor vallahi bizi. Zorlanıyor. Tamam. Her şeyi bilim zalimine soracağız reis. Ya oğlum önemli değil ya. Biliyorum bir bu... Bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyleyebiliriz karşım. Soru için bekleyen arkadaşlar lütfen AFK kalmayın. Çok çok etkiliyorsunuz sırayı. Hakka girmemek için de 15, 20, 30 saniye sizi bekliyorlar. Gelmeyince de otomatik gidiyor. Hani AFK kalacaksanız çıkın. Tamam tamam. Oğlum bak burada artık yapacak bir şey yok. Çok kalabalık anladın mı? Burada birazcık kıyma olacak. Adam AFK mı? Atacan abi. O adamın tribi miribi uğraşılmaz onlarla. Ya bunu yanlış anlamayın bu tavrımı. Ama hani adam hem böyle bir şey giriyor. Hem insanla uğraşıyor hem de AFK kalıyor mesela. Abi ben yoktum. Olsaydın oğlum ne yapalım? Millet deli gibi bekliyor. Bu tip şeylerde çok takılmayın oğlum. Atın yani. Çıkartın listeden. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Modum. Ha ya da hiç uğraşmayın yani. İzleyin yayını oğlum. Ya zaten mevzu burada sadece şey değil. Soru sorması ve insanlarımızı cevaplamamız. Araba kullanmak işte bugün. Çil takılacağız. Yoksa abonelerden zaten kimse girmemiş bile. Ya. Sikerler ki bana sıra denk gelene kadar demiş. Yok abi bugün öyle esfetmiş, oymuş, buymuş. Arkadaşlar planlı, o da plansızdı da. Öyle bir zamanımız da kısıtlı. Mümkün olduğu kadar iyi değerlendirelim. Ondan sonra Esvet bir geliyor da bir başka şarkı söyleyen bir geliyor. Adam 5 parça söylüyor amına koyayım. 1 saat bitiyor zaten. O sıradaki nasıl sövüyordur var ya. Tabii lan. Bileniyordur da. Sikeceğim. Aa, sikeceğim aldırmasın da bilmemesin. Ya Esvet'e özellikle söven kesin vardır ha. Kesin vardır. Gel Esvet burada mı? Ne oldu? Spawn oldun gene. Esvet var mı lan başka çıkmadığın bir yer? Bir de bakayım. En son veya kanalda EFA çıktın mı? Buradaydım zaten. Ha eyvallah kardeşim. Ha iki detone oldun. Ne oldu? Neyse hadi şimdi durun. Öncelikle bir dal çete bir şey almıyorum. O fokuslanmıyorum. Arkadaşlar gelin şu arabaların bir dışını farklı modellere bir çevirelim hızlıca. Bir şey diyeceğim. Sen çete bakarken net bir 9-10 kazan var ya. Ben çete bakmayacağım oğlum bugün. Çete bakarsak abi sıradayım, abi buradayım, abi beni niye çekmedin? Tukan bir soru soracağım falan. Oğlum baş edemem bunu. O yüzden mecbur Discord'a bağlayacağız belimizi. Şimdi kardeşim. FBI'den git istersen abi. Şey, oğlum biz bu oyunu biliyoruz kardeşim sen rahat ol ya. 217 euro mu öder? Ne lanet olasın. Servise giderim pislik herif. Bakarım çete canım o kadar da değil. Bakarım da yol araba kullanırken bakma. Ses deneme 1-2. Evet tamam, evet. Geliyor değil mi? Geliyor. Feyza. Gördüm şimdi gördüm ha. Bendesin. Ayarlarız. Dur bir dakika şimdi. Neredendi lan bu? Tamir etmek için enter. Enter abi. Bak şimdi dur bir dakika. Dışına ne yapmışlar? Urfa Cesur Turizm. Onun bir solundaki abi. Şu dış şeyler. Bakalım baştan gidelim. Bir güzel bir şey seçelim bakalım. Adıyaman Ünal. dur uzaktan bakabiliyor muyum? Ulusoy var. Astor. Baybur Seyahat. Best One. Geç. Beydağ. Yok mu bir öz ağrı? Aa bizim Iğdır var oğlum. bizim ağrı var mı lan? Yok ki abi. Yoktur. Cesur Bingöl. Aslan. Hazar var. Esadaş. Bu ne lan? Rix. Ananı sikiyim. Ne oldu lan? Koray'la yanlışlıkla kafa kafaya çıktık ama çok uyumlu çıktık.
Isparta, Kamil Koç. Bak ya, yolculuk çok garip olacak Mert ya. Niye lan, kullanamıyor musunuz? Ayıp lan, bunu da kullanamıyorsan sayın sen. Göreceğin abisin. Ya sen rahat ol oğlum, bak biz kaç yıllık şoförüz be oğlum. Metro, Muş Ovası, Muş Yolu, Nilüfer var. Aydoğan'la, Iğdır en iyisiydi ya. Pamukkale, Kurtalan Ekspres, Petrol, Özlem, Sinop. Oğlum hepsini yapmışlar lan, nerede? Bunlar gerçek değil mi? Güncel mi yani bunlar? Gerçek evet, firmalar evet. Abi. Yani... Ben direkt lüks kadrinize çöktüm abi ya. Hasbingöl. Sen ne yaptın? Lüks kadrinize. Özlem Diyarbakır. Maxi Best One almış. Herkes farklı bir şey almış ya. Tamam o zaman ben şey alıyorum. Bizim Iğdır'ı alıyorum. Ya bu otobüsü kaldırması ne zor la. Tır daha kolay kalkıyordu ya. Gerçekçi kardeşim. Oo kanalı, sen de mi direksiyon sallayacaksın? Evet abim. Bunlarda bizlik bir şeyler var mı? Geçeyim arkaya ufak ufak. Olmayı oluşturalım. Şimdi burada ne yapıyorduk? Sıfır yok, sıfıra basıyordum. Dur. Bir dakika dur, hatırlayacağım. Sus. Sıfır. Şöyle bir free cam'e çıkıyorduk. Onam. Hah. Ondan sonra Jima. Neredesiniz la? Biz burada Ahmet'in arkaya sıralanıyoruz. Tamam. Oo, kalabalığız ha. Bak. Sen en arkadan gel abi istersen. Herkesi görmüş olursun böyle komboyla falan. Adamlar harbi yapmış. Siz bir konvoyu kurun, ben geleceğim. Esenler sıkıntı abi. Tamam. Maxi hadi oğlum. Hadi oğlum. Çevir baba. Geç sayına sen, devam et. Dörtleri yakın arkadaşlar. Dörtleri Maxi, yakın. Maxi gir sen de. Gir arkaya. Geliyorum. Gir. Kanalı al içi açıktan. Çevir. Çevir baba. Kazasız belasız abi inşallah kardeşim. Şimdi ben de şurada bir kolayından spawn olayım. Ahmet düzle baba, düzle. Bu yolda sıraya gireriz. Düzle, ilerle. İlerle baba. Konvoyu burada yapıyoruz babalar. Gelin buraya arka arkaya. Ben bir düştüm. Giriyorum tekrar. Bir dakika şunlara bakalım. Aç baba kapıları. Çıpıs. Bizi mıdır? Abi müzik yok mu? Olmaz mı kardeşim? Sen rahat ol, bekle ya. Bismillah. Şimdi Space El freni. Çektim. Taktım bire. Kavraması nasıl bunun? Kornama bakayım. Kornam neydi benim? Ananı dikeyim. Abi? Tamam kornayı buldum. Bekle şimdi. Konvoyun arkasına gireyim de. Oraya adamın içinde mi spawn oldun oğlum? Kanka şu an indirdim ben. Şimdi ileride bir duralım arkadaşlar. Bir rotamızı belirleyelim. Biz şu an abi burada sıralandık. Tamam ben de geldim arkanıza. Şimdi dörtlerimi yakacağım. Dörtleri yaktım. Ananı zikeyim. Bombaya bak kardeş. Harbi mevzu. Düğüne gidiyoruz, düğüne. Çek baba boşa. Çek el frenini. Kapat motoru, ses yapmasın. Abone buluşmasını böyle yapacağız işte. Anladın mı abi? Otobüs herkes. F5 diyorlar. F5'te ne var amına koyayım? Ha şöyle gidelim o zaman. Ocağı! Şey... Basma ocağı! Koltuk ayarla. Koltuğum ayarlı. Yes Ahmetciğim. O harita eski şey GPS tıklı olabilir. M'ye basın bir. O şeyleri tiklerin üstüne gelerek kaldırın. Discord'dan yayın verdim ben. Tikler nerede? Işıkları. M'ye bastığınızda böyle kırmızı yol işaretleri olacak GPS'in. Onun üstünde 1, 2, 3, 4, 5 diye tikler var. Bende yok öyle bir şey. Bende var. Yok mu? Var. Onları ben tık kaldırıyorum. Aynen abi, kaldırsanız Ahmet. Bende yok aman Allah. Şimdi kaldırıyor mu onu? Aynen tam kaldırırsan Bolu'nun üstüne bir tik koy. Otobanına. Tamam. Burası okey. Ahmet'e de kaldırın, ben de açık zaten. Beraber gideceğiz nasıl olsa. Navigasyonu İstanbul'dan sıfırla diye bir şey varmış Ahmet.
Evet, olabilir. Bolu kullanmıyorum ben manuel. Bolu'nun garının önüne tıklıyorum ben. Bolu'nun garının önüne. Ya değil bir mi? Dakika şimdi. Bolu otoban. Nereye gidiyoruz? Nereye? Bir önce onu Bolu'ya mı gidiyoruz önce? Ankara'ya gitmeyelim mi abi? Bolu'dan Ankara ya. O zaman Bolu'dan Ankara. Bolu'ya garı herhalde şu şey. Tam burası da. Transinet falan yazıyor. Aynen, aynen. Girelim mi oraya? Girin abi. Ya girmeye gerek tamam. Yok. Bence otoyolda şeyde köşede dururuz bak. Bir gerisinde göbek var. Bak, ileride bir ileride bak benzinlik var. E80'in hemen önünde. Tek benzinlik sağda. Gördünüz mü? Transinet'in evet. Sağ çapraz üstü. Evet. Ben oraya seçtim hani. Ben de oraya seçtim. Geçeriz. Orada zaten ayarlarız tamam. Abi. O zaman fırla bir daha seç abi. Amına koyayım. Niye Bolu'yu seçiyoruz ki? Ankara'ya gitsek direkt. Bolu'nun üzerinden gideceğiz. Ankara'ya direkt uçamıyoruz ki öyle. Oğlum Ankara'yı seçsek navigasyon Ankara'yı seçmiyor mu amına? Doğru, Ankara'yı seçecek amına. Başka yolu seçebiliyor abi şimdi. Mod olduğu için haritada. Yok ben ayarladım bak yok. Direkt aynı o yoldan götürüyor bizi. Bolu'nun önünden Ankara'ya. Aynen öyle. Bolu'nun zaten önünden çeviriyor Ankara'ya. Garın oraya götürür. Ay, bazen öyle sapıtıyor. Evet çıkalım da. Ya nerede sapıtıyor? Gidelim amına koyayım. Nerede sapıtıyor? Bir gidek sapıtırsak da ama kardeşim, ülkemizin ülkemiz kardeşim. Ezbere biliyoruz oğlum ya. Haritaya bakacak değiliz herhalde. Aynen öyle. O zaman çıkıyorum. Ankara otogarı mı işaretledi? Bak bu arada bir şey diyeceğim. Bolu Ankara'da eğer o düz yokuşu yaptılarsa orada feci kapışırım. Bir dakika istop ettim. Yalnız bu yol... Arkadaşlar bu yol yalnız kısa. Bir şey söyleyeceğim. Ankara'ya biz ETS oyun bazında ne kadar sürede gideriz? 20 dakika yarım saat arası. Şey, 25 dakika falan. 20 dakikada mı gideceğiz? 20 dakika bakayım bir. Dedik ya bir şey diye. Başka yerden de oradan kafamıza göre seçeriz bir yeri. Planlı olmasın ki. 15 dakika diyorlar. Amına koyayım. Türkiye turu atalım o zaman. Abi atarız. Oradan çıkarız. Antalya oradan çık. Karadeniz. Ege'den mi? Aslı ne yapacaksınız? Ankara'ya gitmeyeceğim. Basacağım buradan. Düzce'den Bursa, Balıkesir, İzmir. Aydın, Muğla, Antalya, Konya böyle. Abi Bursa'da bir İskender. Orada bir İskender. Orada ver fotoğrafı. Ver RP'sini. Devam. Ama bunu tek yayında bitirmek zorundayız. Bütün Türkiye'yi gezebiliriz aslında. Ne kadar detay girdiler haritaya acaba? Ben sana işte biraz hızlı gibi. Biz bir baktık bir yönden. Yani tüm Türkiye'yi de gezebiliriz bu arada. Ya biz bir Ankara'ya gidek de ondan sonra. Tamam, Ankara'dan. Ankara'dan sonra bakarız. Hazır mıyız? Üç yıldır sormak istediğim bir şey varsa umarım sorabilirim bugün Tukan. Acaba mı dediğim bir şey... Ya işte onlar acaba mı ben o tip şeyleri hatırlamıyorum arkadaşlar. Diğerleri yapılıyormuş arkadaşlar. Diğer illerin detaylarını bu ekip yapıyormuş. Çok güzel. Düşsene oğlum böyle her türlü detaya girdiklerini böyle uzun vadede. Atıyorum böyle 6 ay geçmiş, 1 sene geçmiş amına koyayım. Bütün yerlerin bilindik noktaları yapılmış. Okey tamam. Şimdi navigasyonu ayarladık. Ben biraz yalnız arkadaşlar şeyde kalmışım. Motoru bir çalıştırayım da bir dakika. Şeyde koltuğumun el freni kalmış pardon. Dur şöyle bir merdiven. Böyle bir kanalın arkasına alayım. Bir sıfır girelim. İlerliyor musunuz ufak ufak? Çıkıyorum yavaştan. Bekliyoruz sizi ufak ufak. Dur Tukan abiler itsin öyle ilerleyin. Geldik galiba. Ya ben arkanızdayım. Tamam ekip toparlandı şu anda. Toplandık. Bir dakika sileceğimi tuşunu bulmam lazım. Kare değil miydi benim? Benim kareymiş. Ben vallahi her şeye bismillah. Bu selektör... Yağmuru kapatabilirsin abi istersen. Dur bakayım. Ya ben silecekleri koydum eminim ya. Koydun sen bir şey... Yuvarlığa mı koyduydun? Ay motoru kapattık. P diyorlar. Tamam klavyeden... Yo P değil onu değiştirdik işte. Sen klavyeyi sildin sen. Allah Allah. Bunlar sağ sinyal, sola sinyal. Tamam siktir et ya. Yapalım. Bir şey yok. Önümüzü görüyoruz zaten. Yapalım abi istiyorsan. 2 dakika hemen aç. Retarder açık ne amına koyayım? Retarder işte o yaptığımız ayar vardı ya. Artı eksi daha bul senin. Artıya eksiye koydum. Nasıl kapatacağız? Eksiye doğru. Stop ettim bir saniye dur. Araba dengesini bozdu ya.
Retarder. Oğlum retarder ne ya? Motor freni abi. Kapatmak için bir daha tuşu koydum. Kullanıyorum oğlum işte, kapat amına koyayım. Eksiye doğru bassan abi. Bastı oğlum, eksiye basıyorum bebeğim. Vites 7 değil abi. Aban. Vites 7 de değil ya. Vites niye 7 de amına? Niye 7 oldu lan bu vites? Abi o 2'den tuş koymuştun ya vites şeyi için. Abi tuşları unuttuk işte. Ben o zaman sileciyi ararken onu bozdum. Tamam yukarıydı. Dur bakayım. Tamam. Kaldır baba. Az önce silecek tuşunu ararken ağzına sıçmışım. Kaldır baba. Sen o yağmur sıkıntı yapacak ha. Oğlum çalışmıyor silecekler. Dur ayarlayalım o zaman 2 saniye. Yapalım 2 dakika abi aç. Tamam bekle dur, bel freni çekeyim şöyle araba kaymasın. Seçenekler, tuşlar. Gel baba, nerede? Silecek. Hah, yok diyor lan sileceğe. Al baba, koy P'ye. Tamam, elimle müdahale ederim. Bas bakayım P'ye. Tamam. Baba radyo açayım mı size radyo? Oray bizim radyo açıyorum, benden gel. Ben katılıyorum Ahmet. Nasıl katılıyoruz lan? Bana da söyleyin amına koyayım. Şeyden yapıyoruz kanka. Şeyden ya. Spotify'dan benim liste var bir tane de. Tamam bekle geliyorum. Biz gelemiyor muyuz ona? Açayım abi istiyorsan, biraz damar mamar seversen. Oğlum ben de zaten ben şu an ne açtım oğlum? Ebru Gündeş. Demir attı yani. Yazılı mı açtın? Ne açtın abi? Ben ne yangınlar abi, gördüm olsana. Kardeş. Sen de haklısın, Orhan Gencebay da var. Vereyim istiyorsan. Çevrimiçi oldum, katılabilirsiniz isterseniz. Göremiyoruz şu an. Burada ve kapat, bir daha aç. Burada bir linkini attı bak kardeş. Dur, burada link atmış. Hemen tıklıyorum. Geldim. Nasıl bana da tabi misiniz? Oturuz. Ahmet şey yapsana kanka. Birlikte dinlemeye davet et, atsana oraya burada. Evet, birlikte dinlemeye yapman lazım senin oraya. Geldim. Ha, browser'dan oturum aç diyor la. Yok. Şey yapacağız abi şimdi. Buradan birlikte dinleme olayı var ya. Bir daha mı çevirip içim olayım Koray, anlamadım. Bak kanka, çevirim içi oldun ya Discord'da. Spotify'ı kapat, bir daha aç. Ha tamam. Açıyorum. Ben de yangınlar gördüm. Geldi mi? Geldi. Şey yap kanka, Bırta o artı işaretinden şeye bas. Spotify dinlemeye davet et de. Kamerayı yukarı al, şoför aynası gibi demiş. Alayım. Ya ya ya. O şeyin oraya, dikizin oraya mı diyor? He. Nereden davet edeceğim Koray? Kanka artı işareti var ya Bırt'a yazarken. Aha. Orada Bırt kanalını Spotify dinlemeye davet et diyor. Bir şarkı çal. Öyle atabilirsin oraya. Bir şey söyleyeceğim. Okay. Bu YouTube'a gitmez arkadaşlar. YouTube'a seri olarak koyamayız bunu. Attım. Kanal kapanır amına. Katıldım. Aha çalıyor işte bak. Eyvah. Of. Ya abi siz browser'dan giriş yaptınız mı arkadaşlar? Ben ses ayarlıyoruz. Spotify'ın uygulaması inik mi sende? Evet, inik. Tamam, Discord'u bağlı mı abi uygulama? Hayır. Onu yapman gerekiyor. Ya siktir et, ben buradan kendim çalarım. Ya da abi birlikte dinlememiz güzel olur işte. Abi beraber aynı anda bir abi, söyleriz var ya. Önceden söylemeniz lazım. Bunları ben ne bileyim amına koyayım. Bekle. Hemen hallederiz ya. Nasıl bağlanıyor? Ben Discord'um valla. Deneyeceğim. Şifremi hatırlarsam oğlum. Kaç yüzyıldır girmediğim şifre. Bakalım bir. Bağlantılar. Nerede Spotify? Yine. Aha Spotify. Tamam. Arala gir diyor. Deneyelim. Hemen hallediyorum arkadaşlar. Bir saniye. Ses ağzımıza sıçtı. Detaya giremedik ki. Affettiğimiz olay ya. Güzel. Bunu saymadı. Neden saymadı? Hop bunu saydı. Tamam saydı. Hallettik birader. Spotify'a bağlandı. Tamam. Tamam okay. Şimdi Bırt'taki o şeye katıl diyorum. Hadi bakayım. Çalıyor mu şimdi? Çalıyor. O zaman hazır mıyız? Hazırsak. Sayın yolcularımız. Ne oldu? Tukat abi niye sen şey koltuğundasın? Kardeşim ben biraz yoruldum da sağda bir kaykırmıştım.
az yarayı. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bizim seslerle müzik dengesi iyi mi? Ses aç. Oğlum ses açarsak ben duymam amına koyayım hiçbir şey. Arkadan, şu an güzel abi. Şu an arkadan güzel. Böyle tıngırdatması lazım arkadaşlar. Gerçek, böyle müzik dinlemek için yapmıyoruz amına koyayım. Dönsün arkada. O sessizlik olduğu zaman o patlama anında gelir. Bir dakika, yağmur dinmiş. Hadi o zaman. Dur bir dakika, kıs biraz diyorlar. Şunu bir kısayım. Ahmet'im şarkı geç kardeşim. Geldim. Tamam. Tamam mıyız? Ben tamam. Hadi. Tamamız. Hazırız. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Hadi bismillah. Limon Turizm, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar arkadaşlar. Dörtlerimizi de kapatalım. Tamam arkadaşlar. Fazla yapmayın ağlar. Evet bak oğlum düzgün gidelim. Kanalı da dinliyor şu an. Geçtim o yüzden. Ben dinlerim böyle oğlum, şarkıları ya abi. Ne oldu? Oğlum sen böyle efkar ya. Kanal hiç bir Türk kızına aşık oldun mu lan? Abi. Oldum ya olmadı. Harbi mi lan? Hayır kardeşim. Oğlum be. Açıp Ebru Gündeş'im üstüme ağladın mı lan geceleri? Allah. Oğlum böyle ani frenler aman ani diyeyim. Ani duruyorlar. Aman diyeyim. Arkadaşlar gişelerdeyiz. Gişelere geldik abi. He oğlum önümüzü görmüyoruz ki konvoy çok büyük. Tamam şuradan bir ana yola çıkalım. Bir milleti almaya başlarız. Nasıl ben, yapalım? Ben kaçak geçiş yapacağım. Benzinliklerde durup durup toplayalım abi o zaman. Bir dakika dur. Abi sürekli bir ses kıs onu yap bunu yap diyorlar. Maxi'nin sesini bir kısayım. Öğrenci evinin sesini biraz kısayım. Yeşil yandıram olsun. Tamam daha dokunmuyorum artık olduğu kadar arkadaşlar. Işıkta bekliyoruz. Arkaya kaçırma. Işıklardan geçtik. İleride bekleyin abi. Bak salmayın bizi. Tamam ileride ışıklar var orada bekliyoruz. Şey diyeceğim abi bu arada böyle basa bas gitmeyelim değil mi? Normal ağrında. Yok ya aynı arada bir kapatırız. Bunlarda limit var mı 100 limiti? Yok. Ay, arada bir kapatırız. Yolcu var mı arabada? Oo chat de buradaymış. Tamam. Evet chat arabada. Adamlar. Bir dakika inen varmış. Ablacım hadi. Banlandığı zaman bir kapıyı açalım. O zaman hiç kapatamaza giderken abi, açıp atıyor. O zaman değil? Açık kalsın. Siktir et amına koyayım. Açık kalsın. Direkt tek yokuşta fazla durmak yapma. Yokuşta durmayın bak kalırım bak. Şimdi. Yok, bak yapma kardeşim. Vallahi kalırız burada. Konvoyun arkası nerede arkadaşlar? Geliyoruz trafikten. Onlardan yeni çıkıyorlar. Bekle. Evet. Tamam o zaman bak Allah'ım ne yapalım biliyor musun Ahmet? İleride bekleyek biraz daha. Yokuşu geçince sağda bekleyek bizimkileri. Konvoya yetişsinler. Kumruza durak mı? Yolculuk sonra başlar Ganalı gel. Ganalı kaydırma. Ganalı kaydırma. Tamam abi gidiyorum. Arkandayım önüne de geçmek istemiyorum. Şurada duralım burada gelsinler. Heh baba buraya hemen dikine çek dikine. Kaza yapıyordum sonla ya. Sonla şimdi. Heh ilerle baba şimdi. Ah Ebru ablam ah. Kırmızı abi. Geçti kardeşim. Ama durmamamız gerekiyor. Bizi bekliyorlar diye geçtim. Kardeşim trafik polisleri izliyor bizi. Ne yapıyorsun sen? Gençlere nasıl örnek oluyorsun ya? Doğru. Kötü örnek oluyorum. Kusura bakmayın. Bak. Bunlar hep bayram tatilinde geçiyor. Kardeşim bunlar. Abi senin kapın mı açık? Benim kapı açık. Banlan olursa direkt açacağım. Da ığıl ığıl bekliyoruz sizi. Şarkı sesi yok abi biliyorum oraya yok. Salın abi salın. Keyfinize bakın arkadaşlar. Siktir et ayarlarız onları. Oo geldik Allah biz. Allah nasıl döndü virajı bak. Dur bakayım şu konvoya bir bakayım şöyle bir. Aban kornalara. Bakayım. Vay aslanlarım benim. Vay kardeşlerim benim be. Hadi. İleride duracağım siz geçersiniz beni. Hadi.
Şurada ben bir durayım. Dörtlerimi de yakayım da ayıp olmasın. Öyle bir teker veririz kaldırma, ne olacak ya? Devam et, devam et, devam et! Hadi baba, hadi baba! Hadi babacığım! Vay kardeşlerim benim! Yardır, yardır! Geç kanalı, sen de geç. Geliyorum. Korna fazla çalmayın da müziği duyak kardeş. Tamam oğlum, combo efsane he. Şimdi bir tık müzik vereceğim. Trafik var baba. Trafik var, yavaş gel. Kaç vites var lan bunda? 8 abi. Galiba. 8 mi? Oo. Oğlum 8 olmuyor. O şey, yukarıya basman gerekiyor. Kademe yapacağız. Kademe. Kademe o ayarladığımız oydu. Bismillah. Bismillah, hadi bir ana yola çıkalım da bir almaya başlayalım chatten birilerini. Şimdi mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Buraları biliyor musunuz? Herhalde lan. Merkez buralar cami. Buralar birebir mi yani? Aynı aynı. Şu an içinden geçtiğimiz... Şeyin adı Sıtoç olmuş. Yatmışlar zaten. Kanalı siktir et. Merkezli mi oldu İstanbul'da? Aynen. Bas bas siktir et. İkide de kalkıyor ha. Pistoç diye bir yer var, biliyorlar İstanbul'da. Pistoç mu? İstoç. İstoç. Aynen. İstoç Camii bura değil mi la? İstoç Camii. Aynen baba. Aynen öyle kardeşim. Tak. Ooo kanalı. Efendim abi. Ebru ablam yakıyorsun. Amına koyayım, durmuyor lan oğlum otobüs. Harbi durmuyor ya. Arkadaşlar HGS'ye doğru geliyoruz, ıhlayın. Bağırttırıyorum arabayı. Devam et, devam. Güzel. Abi gaza gelme. Şey, vites aralık 4'e geçmiyor bazen. Onu zorluyorum. OGS kalkmış bu arada, geçen gün fark ettim ya. Hadi bakayım. En sağ kullanın abi. Otomatik. Çok en sağ. En sağa yanaşın yavaştan. Aynen. Arap dayı. Şarkıyı geç diyebilirsiniz bu arada. He. Şarkıyı geç. Anladım. Ay ben sesli komut sandım. Lan. Her şey var kardeşim. Teknoloji. Anısım var. Ani durmayın, ani durmayın. Abi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Amına kodumun yerinde niye herkes adip köşe fren yapıyor ya? Tamam bak, şu an sağa bir çekelim. Baba ve ilk bir yolcumuz varmış burada. Otobüs durağı diyorlar buraya. Siktik attık farları önün ya. Bir konvoyu tam yapak abi, siz yetişemediniz. Duruyoruz biz sağda. Ve şeyi söyleyeceğim. Herkes oynanış ayarlardan oynanışa girip fren sertliğini bir tık şey yapsın. Önü ne durumda acaba? Biz durduk burada. Frene bastım. Alt, bir altta battım hemen. Aynen, onu bir kısalım ya. Müziği onu ayarlayacağım. Ayarlar oynamış. Fren, frenleme şiddeti değil mi? Aynen. Frenleme şiddeti. Yarıya mı çekelim? Yarıdan biraz daha az. Yarıdan biraz daha az. Nerede o tam? Oynanışta. Çekici ayarlarında frenleme şiddeti. Çekici ayarları frenleme şiddeti. Ortaya doğru mu al diyor? Yarının biraz daha altına çek. Tamam abi, öyle yaptım. Evet. Yolcuyu şimdi mi alalım mı? Yola çıkınca mı alalım abi? Yola aç, ana yola çıkın. Tamam. Hadi o zaman baba. Müziği kim kapattı la? Müzik çalıyor. Çalıyor müzik. Senin arabanın teybi eskimiş abim, Ankara'da ya yaptım. Bunu bir yaptıralım bunu bir ara ya. Hadi bismillah. Eli freni indir baba. Devam. Hop. Hadi devam ki. Benim aynalar çok iyi değil yalnız. Sıdır bu ilaç kapatmaz. Abi F2 ile şey açabilirsin, aynı açabilirsin. Yandan biri sollayan bizden ne? Mi? Ne açabilirim? Yok.
F2'yle birini açabilirsin görebilmek için. Haa tamam. Bak bak arttırıyorum. Mert öyle aniden de tutma kardeşim. Bak bak hani bak. Ya. Kanalı fren yapma. Hop. Tamam abi. Tak ikiye. Gir araya gir araya. İşte bu bebeğim. Oy. Götten biraz çarptım ama idare edin amına. Tetransı böyle açınca ne güzel şey diyorlar ama. Ya. Islık çalıyor ıslık. Bir şey olmaz arkadaşlar. Öyle küçük küçük çıtır asarlar onlar. Biliyoruz otobüs bu. Arkadaşlar takip mesafesini Mert'ten başa koruyan yok. Dip dibe geziyorsunuz hepiniz. Var mı la? Orada ben Maxi ile aramı tutuyorum ya. F2'ye bir daha basıyorlar. Bu arada kafa arabalar fren yapacağı zaman söylesin de girmeyelim birbirimize. Tamamdır. Ben çünkü şu anda sadece Sayla'nın götünü görüyorum. Başka bir şey yok bende yani. Ben de bir tek Mert'in götünü görüyordum. Çaycı burada mısın? Evet. Kardeşim bir harbiden kek meyve suyu falan dağıt arkaya bak. Müşterilerimiz geçmedi. Müşterilerimiz acıktı. Geçmedi baba. Tabii hemen dağıtıyorum. Şunu da söyleyeyim abi bu arada unutmadan. Oyunda ufak senkronizasyon sıkıntısı olabiliyor. Sen mesela birinin yanındayken onda bazen tam orada olmayabiliyorsun. He. O yüzden sollama yaparken haber verin söyleyin yani. Yengenin orayım, boğazı bak. Kurudu. Hadi bakayım. Amına koydum orayı sen. Nereye gideceksin lan şimdi? Gel kardeş gel. Arkadaşlar bir ani fren geliyor gibi ha. Geliyor gibi abi. Yakıtımız az bu arada. Yakıtlar mı az? Yakıtlar az. O zaman base'leri fulleyelim öyle çağıralım girelim. Millet. Üçüncü köprü yoluna girdik. Hadi bakayım vay be işte. Yalnız hissettiriyor ha. Türkiye ya baya. Baya Türkiye yani. Ana. En azından şey yok abi oyunun o standart yol algoritması yok ya böyle hani farklı biraz daha geliyor. Bu arada chat'e de şunu söyleyeyim. Oyun sesleri bana çok az geliyor o yüzden araba boğuluyor mu boğulmuyor mu duymuyorum amına koyayım. Arada bakınca fark ediyorum. Ahmet solla baba bizi. Ben de Gora'yı sollayacağım. Aynı rota şeyimizi kuralım ya, düzenimizi. Ha size de mi gelmiyor? Gösterge bak kral işte, sürekli oraya bakmıyorum yani. Ya, chat'e bakıyorum falan ya. Bu ne lan bu? Pahalı köprü mü bu? Pahalı köprü mü bu? O mu bu, o mu? Oooş! Evet, o... Lan... Bilet fiyatları an itibariyle iki katına çıkmış bulunmakta. Kaç? 500 lira mı ödüyoruz şu an? Ne ödüyoruz? Dur bakalım abi euroyla. Şeyden. Konvoyu biraz yakınlaştıralım bakın. Arka taraf çok geride. Ganalı sen, Ganalı neredesin? Benim arkandayım abi. Nasıl arkamdasın? Ha geldin tamam. Ben öğrenciyimin hemen arkasındayım. Vay 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 vay. Üstün baba. Ben vallahi... Biraz sağa yanaşın oğlum boğazı görün. Oğlum harbiden bir İstanbul'a şey gelmeyenler bir gösterelim size. Dörtlü kapatalım mı şeritleri? Hadi. Hadi. Kapat. En sola atladım. Mert al orta şeridi. Mert gel sağa. Yaklaşıyorum. Sağ kapat trafiği soldan gelen aldım. Var. Soldan Ahmet'i gelen var. Aldım. Kapattım önünü kapattım. Hala darlıyor ha. Kapı kapattım. Maxi gazla gel. Abi sen de arkama tam. Geliyorum arkana. Ayy. Yavaşlayın ama yavaşlayın. Yavaşla. Kornayı bas şimdi. İşte açılış günü böyleydi amına koyayım. Aç kapıları NAM 9'da. Aç kapıları ver müziği şimdi. Bir dakika durun. Arttır baba. İkiye bas abi. Bak. Tam korna kafa sikti. Basmayın. Çok gürültü lan korna.
Şöyle sinematik verelim. Chat sizin gözünüzden. Dinle bak ne diyor. Senin için bir can. Bir can gidiyor. Aynalardan görüyorum, lanet olası tampon yapma bana. Bizim Iğdır bak soldan kesik atıyor biri. Helal öğrenci evi. Hayırdır birader? Hayırdır birader? Bu arada abi çok güzel makasın oldu gördü. He? Drive-by mı koyuyorsun lan bize? Drive-by. Uzi'yi çıkartıyor da. Vallahi abi freni koydum önüne, kapattım önünü. Mert biraz daha gitmezsin kanka, senin arka beşliyle tanışacağım ben biraz da. Çok dip yazık. Araba boğuldu, dur lan şu neydi? Eksiye basıyordu. Normale geçiyorum. Çıkışa tek şerit alalım arkadaşlar, herkes sırasını biliyor. Oğlum bu vites olmuyor ya. Ateşe attım. Aa oldu. Tak 5'e şimdi. Yapıştır baba. Sağım boş mu? Hop 0. Ray 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 ray. Kanalı ya... Yok kanalı safe'de. Abi o... Canım bir uzun yol çekmedi mi? Ya oğlum böyle bir çekti lan. Gidek mi lan bir yerlere? Yapmadık bu gene be. Vallahi ya. Bu arada bir şey diyeyim mi? Antalya'nın yolu çok güzeldi ha. Çok güzeldi. Harbiden öyleydi. Oğlum tadını çıkaramadık ki. Ya tabii abi, oraya eğlenmeye gitmedik ki. Yol gitmeyi seviyorum. Ya ben bu arkadaşlar vites arttırma muhabbetini yapamıyorum. Yani ona tıkladığımda... Ha oldu şimdi. Yokuş aşağı verdim 7. Kanal gibi düşün. Bir bastığında o kanal oluyor, bir bastığında öbür kanala çekiyor. Tamam. Wi-Fi şifre istiyor chat. Çaycı atla kardeşim arka ver. Neydi şifre bizim? Ben şifreyi atıyorum chat'e ya. Arkadaşlara uzatırım yani. Şifreyi, ha. Arkadaşlar gelin yalnız. Bakın abuk suç siteleri gidiniz görmüyor. Aile var otobüs. Aile korumalım abi modemiz. Güvenli internet var ya. Güvenli internet var mı bizde? Ey maşallah. Evet abi. O biz bu hız limitini kaldırttığımızda onu da kaldırtmadık mı ya? Aleykümselam. Muavin, evet. Müşterilere bir kek dağıt kardeş. Ama her ilden otobüs var. Nereye gidiyorsak onu polis tanı var lan. Kartopolis. Önümüzdeki şeye gireceğim bu arada. Yakıt istasyonuna haber vereceğim herkese. Tamamdır dostum. Evet, benzin bitmek üzere. Evet, benzine gidelim sonra insanları çağıralım. Sesliye. Hangi harita bu? Amsterdam. Nereden bizim? Türkiye'deyiz. İstanbul'dan çıkıyoruz şimdi. Allah Allah. Polisimize bu ne... selam çakın, polisimize. Oğlum vites çok garip ya. Kolay gelsin. Oradaki tamam. En kötü şey de polise böyle el sallarsın da umursamaz ya da görmez ya. O çok sinirli. Sen beni dünyada at. Ya bak yeni ikiye düştü sikerim ha. Ya ben ilk 5 vites kullanacağım lan sikerim ya. Benzinliğe mi girdiniz? Yok. Yan yol. Opet var ileride, Opet'e görürüz. Şu arkadaşlar Opet var lan, harbi Opet var lan. Opet mi koymuşlar? Bolu'ya geçeceğiz, Bolu'dan Ankara'ya. Bir öğrenci bir kaza yapacak gibi ya. Yapmış zaten bak adam oğlum. Evet. Oo. Yapmadım abi. Silme geçtin abi. Ben de vurdum abi bir tane küçük. Ben adamın önüne geçince adam fren koydu. Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar sağa giriyorum. Arkaya doğru hafiften yavaşlıyorum, haberiniz olsun. Yeter artık ya. Tamam 4'e in. Ha 4 olur. Ver sağ sinyalini. Servis alın arkadaşlar. Buradan bir tane konuğumuzu alalım. Ani fren dikkat. Buradan bir
Burada biraz dikkatli olun. Yavaşça yavaşça gireceğiz. Otomatiği al abi. Yok lan hele keyifli almaz ya. Manuel kullanız. Öğrenci evi senin. Yani. Güzel açık kardeşim. Biraz açıktan alman lazımdı ama. Biri ikili alalım yakında. Motoru durdurmak için tamam. Harbi Opet'e geldik lan. Üşkü oğlum sponsorluk bağlaydık ya. Harbi Opet'in tuvaletleri de temiz arkadaşlar. Ben de iniyorum. Nargınlar. Şey anlaşıyorum, yolcumuzu muavinler alsın abi. Tamam. Benzin her yerden alınıyor mu yoksa tek bir markır mı var? İki yani tane var. İki tane markır var abi. Tamam ben Rani'yi bekliyorum. Rani'nin oradakini. Bir dakika abi arabayı kaldıramıyorum. Kaldırdım. Ben de Belifi'ni kaldırayım. Ya... Tartar mıdır nedir amına koyayım bela oldu bana ya. Sikeceğim şunu keşke açtırmaydın. Eksi tuşu var ya eksi tuşuna 7-8 defa bas bir daha hiç kullanmasın. Ölmeyen aşık var güvenme geçtiğine ölene bitti yarma. Tam nasıl alacak bu benzini? Enter'a basılı tut abi. Motoru durduracaksın enter'a basılı tutacaksın. Doldur baba. Şanzıman aşağı indi herhalde lan. Benim şanzıman pistan aşağı indi. Mazot fiyatına bakın. O günde bile daha ucuzmuş değil mi? Damlatmayı damlat damlat damlat. Fulle aksın oradan. Tamam ben de aldım. Adat bir yana gir oradan da olur. Sizde de güzerge hesaplanıyor diyor mu? Evet. Evet. Yan yoldayız değil mi? Alıyor muyuz yolcuyu devam edeyim mi? Al yolcuyu alalım bir tane alalım ya. Şu müziği bir kısabilecek var mı? Ayıp olmasın. Ya da kısı. Ha şey kapatabilirse iyi olur. Ahmet müziği direkt durdurma şansı oluyor mu senin? Duran durdurdum. Ha dur, tamam durma. Biz durmuyor bizde. Tamam ben kısıyorum. Bizde akıyor. Tamam kıstım biraz. Çek baba bir izleyicimizi al bakalım. Çekiyorum şimdi. Çek bakalım. Kapıyı aç dur kapıdan alalım ya. Kapı açık oğlum zaten bizde full. Dur, geldi o kapatalım. Kapı nasıl kapanıyor? Nam 9'da açılıyor 3'de kapanıyor. Nam 3. Nam pet. Tamam. Oh be! Kulağım rahatladı la. Ses alıyor mu lan dışarıdan? Evet. Çok. Bayağı alıyor. Bir dakika. Senin 7+1 diyorsan... değilse. Değil şu an. Şey ana camı nasıl kapatıyorduk? 1 mi? Ha 1'miş tamam. O da 1 tamam. Abi aynen. Dur bakayım. O da bayağı sesi etkiliyor bu arada. Oha! Rahatladık la. Yine ölümsüz aşkın. Çok gürültülüydü. He? Rizeli komiser hoş geldin. Rizeli komiser hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel Nick. Komiser misin Nick mi? Yok. Yok abi Nick. Ona göre komiser. Arada görüyorsunuzdur da. Görüyorum, tamam. Görüyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim abi, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Yoldayız işte. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Şu an çok heyecanlıyım da. Sorumu sorayım mı? Sor, yapıştır. Rahatlatayım ben seni şimdi. Tamam. Abi sosyal medya üzerinden tehdit edildiğin oldu mu? Oldu tabii. Bu soru genel ekipteki ve moderasyon ekibindeki herkese. Yani tehditten kastın nasıl bir tehdit? Böyle yani gerçekten iş reele taşındı mı diye soruyorsun yoksa tehdit ettiler mi yazıyla mazıyla bilmem neyle? Her ikisi de abi yani. Yani ettiler ediyorlar genelde ediliyoruz ya. Yani sadece ben değil yani birçok kişi manyak da olalım. Adam bir şey oluyor, bir şey diyorsun, tak diye tehdit ediyor. Ondan sonra geçiyor yani. Bazen 9 yaşındaki bir çocuk da tehdit ediyor. Bazen kocaman adamlar da ediyor. Garip. Ama oluyor. Bu iş ciddiye bindi mi peki? Yok, hiç ciddiye binmedi. Bir daha görünmediler. Hmm.
Ben diyor racon koyuyormuş. Bir daha görmedik yani hani. Ya Allah korusun ya. Ya öyle kimse... Ya ben kendi özelimde konuşacak olursam birinin beni... Sayına dikkat et, çok hızlı spor araba geliyor. Böyle kimseye bir zararım net olmadığı için... Hani yaşamadım ama ne bileyim mesela... Kadınlardan çok tehdit aldım. Kadın tehdit çok oldu yani. Niye bilmiyorum. Next diyorum ya, ondan herhalde. Halbuki ben onu herkes için söylüyorum ama üstüne alınıyorlar. Nasıl ya mı? Aa, bir de Vegans'tan. Öyle yani, hani ciddi bir şey olmadı. Sorunun cevabı o. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkese kardeşim. Selamlar. Bu arada adım Mert. Mert, vay. Rane'de selamlar. Aleykümselam, adaş mısınız? Tamamdır, öptüm. Biz abi yapıyoruz. Hepinizi, görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Mucuk. Mucuk canım benim. Kemerleri takalım, unutmayalım. Şş, benim bilmediğim süre tehdit edildiğiniz bir durum oldu mu lan? Benim mi? He. Ha, ekibin mi? Ekibin. Benim olmadı vallahi ya. Tehdit yok ama ifşa muhabbetleri oluyor abi. Ne var? İfşa, bu adres ifşası, numara ifşası falan yapıyorlar. Ya onlar zaten. O, tehdit yok yani, o tip şeyler oluyor. O çıktı zaten onun. Geçen benim annemlerin oturduğun evin adresini paylaştılar ya. Allah Allah. Değil misin? Valla. Benim adresim diye bulmuş, onu attı çete yayında. Yani. Bulmuş bir yerden, nereden bulunuyor mu? Manasız manasız. Ya böyle şeylerle uğraşmaya değmez ya. Uğraşmayacaksın abi yani. Yapacak bir şey yok. Abbe mikom. Hallederiz be oğlum. Ben şimdi bak, şu 5 vites kullanacağım. Çaycı çek ya birilerini. Çek konuşak. Tamamdır. 6 var abi ya. 6'ya çekebiliyorsun direkt. Nerede lan 6? Bende yok. Aa, var. Ahmet az yavaşla kardeş. Arkanda araba var, dikkat et. Lütfi geldi, Lütfi. Lütfi. Ya şunları bile koymuşlar lan, fake. Karton polisleri. Karton polisleri bile koymuşlar. Onu jandarma versiyonları çok iyi. Telsizde tutuyor ya böyle. Hani baya baya %100 doğru orantıda yapmışlar. Gördüğün zaman böyle bir frene basıyorsun. Kartona selam veren var bu ülkede ya. FPS'im 80, niye bilmiyorum. Lütfi. Bende de öyle abi. Neden mi geldi oğlum? Lütfi'nin mikrofonu çalışmıyor muhtemelen. Mobilde muhtemelen çaycı o. Tamam, bir aşağı atayım. Beskuklar bakar. Huri. Arkadaş çıktım. Abi bu oyun hastalarına, o kadar iyi anlıyorum ki niye bu oyun hasta olduklarına. Yani harbiden kafanı dağıtır ha. Bu oyun... Ses. Geldi biri. Geldi. Kim Emir geldi? Hoş geldin. Bulut hoş geldin. Hoş buldum. Şey, sorumu sorayım mı? Oha, bende gözükmüyor lan. Sor kardeşim. Senin mikrofonun kapalı lan. Senin mikrofonu kapalı. Nereden konuşuyorsun lan? Valla benim şu an Discord bozuldu gibi. İki tane yerde gözüküyorum şu anda. Kendi Olsun, sesin geliyor. Siktir et, yapıştır. Şu anki arkadaşlarının en sevdiğin ve en sevmediğin özellikleri ne? Şu anki arkadaşlarımın en sevdiğim ve sevmediğim özellikleri. Evet. Bu arada genel bir soru. Hepinize sordum. He. Kim cevap varsa. Şu anki arkadaşlarımın en sevmediğime gelirsek çok uzun sürer ya. Söyle abi, soru cevap yayını mı? Söyle abi. Ya yok be yani. Şimdi bir de bu kısım, bu işin özel kısmı da var arkadaşlar yani. Hani söylenmemesi gereken şeyler de var. Mesela Beskok inatla filme girmiyor yani. Hani ben öyle bir sektöre girmek istiyorum. İnatçı. O yüzden sevmiyorum oyunu. Yalan mı? Beskok burada değilmiş, aşağıda. Kordi. Ya oğlum, tek tek dedikodu mu yapacağız? Abi ya, sola geç. Sıkıntı yok. Var. Ne var? Sıkışıyor yol. Ya bir kere en sevdiğim huyları. Aşırı derecede temiz kalpli oluşları. Yani geç huysuzluğunu, işte mutluluğunu, iyi enerji vermesi. Bunlar zaten standart şeyler ama her şeyden öte temiz kalpliler, iyi kalpliler. O benim için çok önemli bir şey. Kötüye gelirsek de vallahi kötü huyları yok kimsenin ya. Yani ufak tefek şeyler. Spesifik bir şekilde kötü huylu abi bu adam dediğim adam zaten bizim ortamımızda çok duramıyor yani. Hani bir süre sonra uçuyor gidiyor.
Değil mi yani? Başka bir yorum yapabiliyor musunuz bu konuyla ilgili? Bütün ekip söylesin. Hepimizin ben eksikleri de... var. Benim de var. Hepimizin var. Herkesin vardır abi yani. Ama... Zaten kimse dört dörtlük olamaz ki. Olamaz yani. Abi kimse problem değil. Problem vardır zaten varsa yani. Değil mi? En yani? Özelliklerden biri iyi anlaşabiliyor olmak bu arada. Ya bence. Anlaşamadığımız yani, zamanlar uyumlu oluyor. Uyumlu olmak evet. Yani uyumlu diyorum ya kişiden abi. Kişiye çok değişiyor bu. Kimisi daha alıngan mesela. Kimisi daha uyumlu. Kimisi kinini ya da işte hoşlanmadığı bir şeyi daha çok belli ederken diğeri asla ve asla ortam bozulmasın diye bunu yansıtmıyor. Çeşit çeşit modeliz abi biz de. Farklı farklı insanlarız. Ama doğru söylüyor öğrenci, uyumumuz var yani. Bir şekilde uyum sağlayabiliyoruz. Yani full ya Ghost'cu mesela. Mert söyle. Ego yok mesela abi de. Bizim ekipte ego da yok. Ego yok. Hoşuma giden en çok şeylerden evet. biri o. O zaten olamaz bizim ekipte ya. Yani kimsenin kimseye üstünlük tasladığı. Yani açık konuşacağım. Ne bileyim ben yaşta şimdi belki birçoğundan büyüğüm. Bana yakın olanlar da var. Ama biz her zaman böyle aynı klasmanda, aynı yaşta... Aynı olgunlukta gibi davranıyoruz. Yani öyle yaşıyoruz ortamı. Kimse kimseyi üstün görmüyor. Kimse kimseyi alçakta görmüyor. Bu yani. Başka türlü de zaten bir ortamı ayakta tutamazsınız arkadaşlar. Saygı işte bu sevgi meselesi buradan başlıyor. İleride çok bir teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Emir değil mi? Evet evet. Eyvallah Emir'ciğim. Yolda kaza hepinizi var. Hepinizi çok seviyorum. İyi yayınlar. Biz de seni seviyoruz. Görüşürüz. Kaza eyvallah. Varmış. Dikkat et. Fulya nerede bilmem. Discord'da yok. Gelebilir. Ya bu sadece konvoydakilerin olduğu bir Discord değil ya. Arkadaşlar viraj bu. Dikkat edelim. Vay vay güneşe bak. Güneşe nasıl çıkmış lan. Yalnız bugün İstanbul'da hava güzel ha. Bayıldı. Arkadaşlar bayıldı benim araba. Dur. Abi Ankara'ya geldik mi adlardı? Oğludayız. Sen ciddi misin ya? Asla. Ne kadar oğlum çabuk geldik. Yollar çok iyi ya. Çaycı top kek denile kardeşim. Bak acık. Allah kim lan o? Kim lan o? Bir dakika dur. Amına koyayım. Şu an Düzce'deyiz. Daha Bolu Tağı'nı tırmanmadık ama. Birazdan tırmanacağız. Kapattık abi önünü. Arkadan arkada kavga var. Mert dönüş mü? Nasıl kavga var? Hey! Ben arkadan mevzu var. Buradan mı ineceğim? Nereden ineceğim? Yok kavga gerek yok arkadaşlar. Trafik polisleri izliyor. Devam. Aç iyi yolunu ya. Trafik polisleri izliyor. Memur beyler bir gözünüzü kapatırsanız. El frenini çektim ya la. Tamam devam ediyorum yavaşça. ETS RP sunucusu yok mu? Yok kardeşim. Ben dönemiyorum amına koyayım. Ben ileri gidiyorum geri. Oğlum Ahmet'e bak mevzuya geliyor amına koyayım. Kardeşim geliyor. Tiplere bak ya. Tamam yok değil mi? Hallettik devam et. Kapıyı kapat abi dur kapatacağım çok ses giriyor. Şuna 3'le kapatalım. Bunu da 1'le kapatalım. Oh be bayağı ses kesiyormuş ya. Hadi bakayım Sayna. Çevir bakayım oradan arabanı. Abi tam tırcı göbeği var sende. Yok artık abartma sen. Belki otobüsçü. Çek baba yeni birini. Ranquiz. Ranquiz sesim geliyor mu? Geliyor abi. Ne haber kardeşim? İyi abi senden ne haber? İyi çok şükür. Yapıştıracağım mı sorunu? Mert devam et. Sorayım abi. Tek başımayken neler yapmakta hoşlanırsın? Tek başımayken neler yapmaktan hoşlanırım. Vallahi evet abi. Yani bak gayet normal bir soru sordum. Chat'in Allah'ını seviyorsanız chat'e bir bakar mısınız abi bak. Gayet normal bir soru sordu adam. Bak çıplak gezmek... O randomlar zaten birçok şeyi anlatıyor. SJ diyenler. 31 kilometre kaldı abi. Tövbe yarabbim ya. Vallahi ben tek başımayken
Genelde çok fazla tek başıma kalamıyorum ya yayınlar. Sayna ne oluyor sana? Sayna! Lan durum kapandı. Lan! Ben bembeyaz bir şey oldum. Durum kapandı. Lan! Durum düştü. Kapandı. Oğlum beyaz, bembeyaz bir şey indi lan haritaya. Cennete gittik galiba az önce. Öldük herhalde. Cennet turizm. Cennet turizm diyor ya. Dede. Arkadaşlar kimse konuşmasın, herkes eğilsin böyle. Ne oldu oğlum? Yani güzel. Server düştü abi. Kafiydi bence ya. Abi kafi. Kofi. İlerlemeyi kabul et diyoruz değil mi? Aynen aynen, kuralım tekrar. Kardeşim sorunun cevabına gelirsek. Ben yalnız en çok yapmayı sevdiğim şey harbiden hobiyle uğraşmak yani. Net benim cevabım bu. Yalnız kaldığımda, sessizliğe ihtiyaç duyduğum zaman otomatik olarak bir şeylerle uğraşıyorum yani. Hani hobi yapıyorum. İşte her şey olabilir bu. Karıncasından, hayvanından tut. Ondan sonra. Bir de yalan yok. Yattığım zaman da bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. O kadar yani. Onun dışında yalnızken yaptığım başka bir şey yok. Genelde yalnız olamıyorum zaten. Discord, orası burası. Sosyal hayat. Yazıyorum. Yaz yaz. Bu arada bu soruyu sadece kişisel algılamıyorum bak. Siz de cevap verin arkadaşlar. Ya... Ne izliyorsun abi? Valla ben dizi, film. Abi. Ne dedin abi? Valla ben ailemle vakit geçiriyorum genelde canım sıkılınca. Ben ailemle vakit geçiriyorum. Diğer türlü de arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Güzel. Herkes çok verimli şeyler yapıyormuş. Başka? Maxi sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben proje çiziyorum abi. Ne projesi çiziyorsun? Makine projeleri. Başka kim var? Ganalı sen ne yapıyorsun boş vaktinde? Abi ben de bilgisayar başında oyun oynuyorumdur ve de film izliyorumdur. Başka kim var cevap verme? Terk etme beni. Sayın'a motor egzozu yalıyor amına. Sen ne yapıyorsun Sayın'a? Ya motorla çıkıyorum abi. Başka oyun yok benim ya. Çıkıyorum gazlıyorum ya. Ganalı bakımını yapıyorum diyormuş değil mi? Ben de... Günde 2 saat yağlıyorum bakım abi. Yapıyorum. Yağlıyorum abi. Tövbe yarabbim ya. Ne pisleştik ya. Ganalı moralin bozuluyor mu böyle ya? Yani? Kızıyor musun bize? Yok abi. Abi burada şöyle hani seviyeli bir şekilde yapıyoruz. Ama chat'e saldığımız zaman chat bırakmak istemiyor. 7/24 bunu konuşalım istiyor. Aslında ona şey oluyorum ama burada işte yapıyoruz, gülüyoruz, mutlu oluyoruz, geç. Abi. Ben topa bakamına koyayım, biz seviyeli bir şekilde yapıyoruz da iş yerine anasını belliyorlar diyor ya. Ama abi doğru. Bak istemiyorlar diyor ya bir de. 7/24 bunu yapalım istiyorlar. Ben tamam böyle bir iki kere yaptık, tamam kapattık konuyu. Ama chat yediğim burada... Sorumluluğun büyük kardeşim bak bu... farklı etkileri var yani. Üstün konuşulması gereken bir konu yani. Neyse. Sürdesen abi aynı yere verecek mi acaba? Verecek mi? Vermezse de ışınlanırız ya. Aa çok güzel. Oy. Vay vay. Baba çözmüş oyunu. Ben artık şeye geçmek istiyorum ama boş zamanlarımda. Harbi gezmek istiyorum abi. Evet o bir... Güzel bir o bende de var şu an. Böyle bir dışarıda bir şeyler yapmayı çok özledim ya. Harbi gezmeyi istiyorum güzel güzel. Dur bakayım. El freni... Güzel başka... planlar var Mert'im. Var mı başka sorunlar? Tamam abi. Yok abi, iyi yayınlar diyorum. Eyvallah. Sen nerelisin? Görüşürüz kardeşim. Kayseri abi. Vay Kayseri. Kılafa selam söyle. Kılafa selam söyle. Söylerim abi. Kılaf selamlar. Canım yerim. Görüşürüz. Ha bir tokadı vur şöyle. Abi sesi şeye benzemiyor mu? Kuruk Levlevi'deki toksiklerin sesi mi? Toksiyim zaten abi. Toksik misin? Toksiyim. Ne yaptın? Evet abi. Bir dakika ne yaptın lan toksiklik? Hiç söyle bakayım mesela. Abi çete her zaman Elren 90 kilo üstü çıkıyordu yaz. Ya şimdi aklıma gelmiyor, çok şeyler yaptım ya. İyi sen çok şeyler yaptın. Tamam, çaycı banlasın beni. Yok lan yok, banlamayız. Ahmet amına koyayım Ahmet. Mesela böyle gelince sessizle niye toksiklik yapmıyorsun mesela? Abi çünkü yapmıyorum. Zeki anladın mı? anladım.
Oğlum benim araba bozuldu amına koyayım dur. Ahmet abi bana da şey atar mısın bilgileri? Sunucu. Ama oğlum tak işte vitese kaldır arabayı. Neyi bekliyorsun amına koyayım? Niye bu stop ediyor ya? Bir şey yanlış yapıyorum. Boşta abi, araba. Abi bariyere dayandın galiba sen. Yapma ondan be. Dur bekle onu hallediyoruz. O yüzden kalkmıyor bu. Arkadaşlar az önce canlı canlı bir toksikle tanıştınız. Hala burada. Baksana azıcık gerisi atana. Evet abi. Gitmedim daha. Ama kurtarırsın artık. Artık temelli buradayım abi. İyi hadi bakalım. Evi falan buraya takacağım. Tabii ekibe de gel katıl kardeş. Birlikte oynuyoruz yani. Ne oynayacağız? Olur abi niye olmaz. Abi SS'ye gireriz. Eyvallah kardeşim. Tamam şarjı banlı arkadaş. Tamam. Öpüyoruz seni. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar oyunda bir yere takıldığı zaman araba sürekli stop ediyor. Şu an düzeldi mi? Düzeldi. Eğer... ben şey yaptım, rahatlattım arabayı. İleriye doğru giderken takıldıysan aynı şekilde geri çıktığında düzeliyor abi bu arada. Öyle mi? Aynen. Hadi devam o zaman yolu. Gelen gelsin. Devam ederim. Hadi devam. Kanalı yok doğru. Kanalı yok. Kanalı yok. Girdim geldim. Arkanıza geliyorum. Tamam. Geldi. Hadi. Devam. Çekiyoruz mu biri? Bir kendimiz sohbet edelim biraz. Ya oğlum bu işte taş çatlasın 50 kişi de 60 kişi de final vuruyor zaten abi yani. Ama sorular güzel. Net cevaplar veremedik ama sorular güzel. Kapıları kapayacağım arkadaşlar bir saniye. Şunu kapat. Bunu da kapat. Oh be. O zaman bu şarkıda benden tüm yolda olan ekip arkadaşlarıma gelsin. Hadi bakalım gelsin ben de ses vereyim. Vay kardeşim benim. Hayda. Hadi biraz dinleyin. Nerede bazı oba? Burada gaz çekilir babam bas. Burada kapatılır devam. Geldik mi olduk şuna Mert'im? Gel bakayım. Kökle. Gel de bir vereyim eline gel. Gitmiyor lan bu otobüs. Mert ayarlardan hız sınırlamayı kapattın değil mi sen? Boğuldu lan araba. Dörtte kaldırayım şunu. Ağda yol çalışması var. Koray sen nasıl gidiyorsun lan benden? Kanka dörtteyim ben. En sola astım kendimi. Arabalar sıkıştırdı. Kötü kollarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim. Söyle bakayım Mert bir şarkıyı. Olanları sen affetsen ben affetmem. Bolu tüneline hoş geldiniz. Burada arada radyoyu kesiyor. Size oldu mu hiç uzun yıldayken? Sen hadi ya. Tünele gitti radyoyu kesiyor bir şeyler söylüyor. Tünelin uyarısını yapıyor mu gerçekten? Bazen yapıyor evet. Oğlum biraz kesti bağlı. Ben yatıyordum bu arada. Yok bir şey yok. Arabayı boğdum ama. Dur şimdi. Tak 7'ye. Tak 8'e. Yardır baba. Çözdüm vites ha. Cellat gibi geliyor arkadan. Tukur abi çok fena geliyor yalnız. Bas baba. Valla yetişemem. Abi. Ne oldu lan? Dediğin senkronu şu oldu. İçimden geçti radyo. İleride müşterizime yetişirsiniz. Savaş ilerideyim. Kadranı dayadım ben ha. Bana gaza basıyorsun yani. Vallahi ben kadranı dayadım. Daha gitmez. Dur bakayım. Allah. Vites atamıyorum. Şanzıman düştü amına koyayım. Vites atamıyorum. Ne oldu lan? Oğlum boşta değilim. Atmıyor vites işte. En fazla 8 herhalde ya. 8 maksimum 8 abi. Oğlum boşta kaldı boşta. Sollamayın beni. Boşa attın abi oğlum. Atmıyor vites. Amına koyayım şimdi attı.
sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Gel koçu. Oğlum size yetişemeyeceğimizi mi sanıyorsunuz? Bana yapma, bana yapma. Çevirme var, çevirme var, çevirme var. Hadi Allah'ım hadi. Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanlar. Ahmet doğru. Amına koyayım nereden geldi? Oh, Ahmet en sağdan en sola geldi abi. Sen affetsen ben affetmem. Sen tamam tamam otobüsleri siper aldım görmedi görmedi o. Boynu büküm. Ahmet lan polis mi yakaladı? Ben çevirmeye kaldım arkadaşlar. Çeviriyor mu? Biraz gelsin göreceğim ben. Biraz dönemedim. Sıkıştık daha dur tamam. Sıkıştık vurmayayım diye şeye vurdum. Polis girdi. Hadi bakayım şoförlük bak konuşsun. Benim uzunlar çalışmıyor galiba ha. Benim de açılmıyor ya. K galiba. K düşük galiba. Onu bozmuşuz. Aa çok sıkı viraj. Yatırma yatırma. Kaçta yatır... gidiyorsunuz şu an? Yapar mıyım? Amına koyayım. Amına. Tugan abi. Arkadaşlar biraz kaza yaptı. Tugan abi öbürü. Bir şey yok bir şey yok. Ben sirdeyim. Tugan abi İstanbul'a dönüyor. Sayın yavaş gel. Sayın yavaş gel. Yolcular iyi iyi. Chat iyi misiniz? Oy. Oha. Bir dakika dur. Alır mı? Aldı vallahi. Değiliz abi. Bakayım. İyisiniz iyi bir şey yok. Sen yolu döndürdün mü abi? He? Yolu döndürdün mü kendine göre? Döndürdüm diyor. Hallettim ben. Kalktım. Kanalı bas. Nerede bekleyelim beraber çıkalım. Tamam yani. Tamam. Tamam ben o zaman ileride sağa çekiyorum. Ha çek çek. Of çok iyi parça bu ya. Gişelerde sağa çektim. Tamam. Gel limanışalım artık. Bu parçaya yakılır. Gişeyi geçtim sağa çektim. Yavaşlayalım Maxi. Tamamdır. Duruyor musunuz ileride? Aynen abi. Ben durdum gişeye geçince. Ayranım döküldü abi. Çaycı yenile. Yenile kardeşim sana zahmet. Ben bir far açmaya bakacağım ya. Farımı açmaya. Alamam yani, ben şu an. Geçin beni. Klavyeden önce L bas. L'den bastıktan sonra farımı aç. Sonra K'yla uzun kısa yap. Ne yaptın? Tamam. Kanka niye herkesi de durdun sen? Yok ki daha ileride yol yok. Abi kimsi kararttınız abi? Oğlum bu ortam böyle. Çay da at çete. Abi yavaş gel biraz keskin. Sakin sakin. Hızlı hızlı kırma hızlı kırma. Tamam ben sana geriye gidiyorum biraz. Oğlum bizim Discord'dan biri söylüyor sandım amına koyayım. Çok temiz güzel girdi. Abi dümdüz sağdan. Yanlış yerine oynayacak koyayım. Sağda kimlik kontrolü var oraya doğru gidiyorum. Ya kanalı. Kimlik? Abi. Kanalı kimlik deyince niye şaşırdın onu? Yok yok. Ben kaçayım. Tukar abi. Tukar abi ortada sıkıştı. Hay Allah'ım. Bize bir şey olmadı. Millet beni kaçak saracaklar şimdi. Ertesi gün polis falan bam 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 ne sana bölürü ki kimin derdi. Bir şey söyleyeceğim benim harbiden vites çalışmıyor ya.
Abi yine mi sıkıştın ya? Ya abi kanalı öyle bir sağ kırdı ki önümde arabalar duruyormuş. Oy ben otobüsün içindeki mavi ışıkları açtım lan. Abi, sesim nasıl geliyor? Abi, abi oya basınca kabin içi araçlar açıyor. Araç ne? Işık. Şey değil mi işte akşam şey kaldırken verdikleri işte. Hani almayacaktın başkalarının sen yalancı çıktın. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet geçene. Geliyorum geliyorum geliyorum. OGS'den geçiyorum. Sağda kimlik kontrol yeri var abi. Ya abi geçseydim işte ya. 50 lira yazdım bir de ya. Allah. Düz yapabilirim bu arada. Bak bir dakika dur. Yapılıyorsa akşam yapalım. Ne yapıyor? Niye OGS'i açmıyor bu? Abi enter'a basıp para ödemen lazım galiba. Para açma tuşu neydi lan? L. En sağdan geçeceksin abi sen. Vay amına koyayım ya. Tır kamerasıyla gelsin abi ileri. Geç oraya istiyorsan. La oğlum geri alın lan. Kim burada var arkamda? Sıçtım ben. O zaman bak ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu mecburum. Durdum burada. Dur bir dakika. Belki başarırım. Dur bakayım. Yok buradan çıkamayız. NPC amına koyayım. Sana isyan. Güzel günleri anar ağlarım. Anlamadım. Selamünaleyküm. Ona tamam. Aleyküm selamlar. Işıklar da güzel oldu ha. Kalkıyorum. Şimdi müziği biraz tamam kısacağım. Biz. Bir sohbet edelim izleyiciyle. Aa durmuşken alak biri niye? He alın abi alın. Hile değil ya. Alo. 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 Aa, merhaba abi. Oo merhaba Karamel nasılsın? İyiyim abi dur şu chat'i kapatayım da patlamayalım sonra. Niye lan küfür mü yiyeceksin? Yo dalga malga geçerler falan. Ya yok oğlum niye dalga geçsinler hiç öyle şey yapar mı chat ya? Chat'e de bu arada selamun aleyküm deyip. Aleyküm selam. O Neonix Tay'ın sesine benzemiyor mu? Harbi la. Abi beni sürekli birisine benzetiyorlar. Tip olsun, ses olsun. Vallahi bıktım artık. Şarkıcıya falan benzetiyorlar. Ati falan. Allah Allah. Onları tanımıyorum da. Bizim ekipten çok Eray ya. Vardı onu. Sorma. Benim abi zaten o. Abi, sen de buradasın abi. Konuş bakayım Eray. Selamun aleyküm chat. Daha Karamel konuş bakayım. Aleyküm selam chat. Harbi benziyor. Evet. Abi, sorayım istersen. Sor sor. Abi bu çok aslında yorumu farklı olabilecek bir soru. Yani herkesin farklı yorumu olabilir. Ben size sormak istiyorum. Tamam. Şimdi abi benim bir tane şu an kız arkadaşım var. Yaklaşık bir ay falan oldu. Bu arada acıklı bir hikaye değil yani. Tamam. Akıl alacağım sadece. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ukraynalı. Şu an Polonya'da İngilizce falan biliyor, o şekilde iletişim kuruyoruz. Birkaç ay sonra Türkiye'ye gelecek, bu arada ailelerimiz falan biliyor yani. Oo. Görüntü falan konuşuyoruz, aynen. Şimdi şöyle abi, ben kızdan gerçekten hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyor. Yani böyle genel Türklerin içinde böyle bir Rus, Ukraynalı bir şey vardır ya profil, hani olumsuz anlamda. Evet. Hiç öyle bir kız değil, aksine şu an Türkçe kursu falan bulmaya çalışıyor benim için, hani Türkçe öğrenmek için. O ki kadar hoş olan bir algı değildir o genelde. O nedense kendiliğinden oluşmuş, milletin turizm bölgelerinde bokunu çıkardığı bir mevzu. Evet. Bunu en iyi ben bilirim abi. Babam 30 yıldır turizmci, yani çok iğrenç bir algı bence de. Evet. Neyse işte birkaç ay sonra gelecek ama abi ben de şimdi şöyle bir korku başladı. Bunu tekrar söylüyorum. Hoşlanmama rağmen yani bu korku var bende. Yani beni düşünceye itecek ilişkimizle alakalı. Şöyle şimdi kız yurt dışında olduğu için birkaç ay sonra da Türkiye'ye gelecek. Yani ne kadar durumumuz iyi olsa da, hani bir şekilde idare edebiliyor olsak da, o yurt dışında olduğu için genel şu an bir şey çatışması olacak diye korkuyorum. Bu arada kızın öyle de bir vibe'ı yok yani. Ama şöyle para açısından, yani maddi açıdan
bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ve bu beni korkutuyor. Bir de şöyle, yani hikayelerine, yani kızın genel hayatı yurt dışında olduğu için aslında ona çok normal geliyor ama full böyle hani eğlence falan, eğlenme, muhabbetler falan filan ortamlar. Şimdi ben burada ne yapmam gerekiyor Tuğkan abicim? Öncelikle şu maddi açıdan akıl almak isterim çünkü sen de Amerika'ya falan gittin, yani en azından bir fikrin olabilir diye. Şimdi sen... Bu beni mesela çok korkutuyor şu an. Bir şey söyleyeceğim. Kız arkadaşın Türkiye'ye gelip yaşamayacak mı, anlamadım. Ben orayı kaçırdım. Sen yurt dışına gitmekten bahsediyorsun, onun buraya gelmesinden bahsediyorsun. Yok, o buraya gelecek. Tamam. Yaklaşık bir 4-5 ay burada kalacak. Beraber kalacağız. Tamam. Sonra o dönecek. Üniversitesini bitirecek. Sonra geri gelecek. Geri gelecek. Hı-hı. Tamam, sen şimdi para konusunda nerede? 4 aylık süreçten mi tedirgin oluyorsun? Yok, mesela şimdi geldiğinde o buraya döviz getireceği için hani onun altında ezilmekten korkuyorum. Ya oğlum bak, bir kere bu kafa ile ilişki yürütülmez. Niye biliyor musun? Yani aa yok, ben vazgeçmiyorum. Hayır, abi. Ama korkun var yani. Ta, korkun olur. Korkun olur. Onu ben de zamanda yaşamıştım yani. Hani çok zengin bir sevgilim vardı. Ben de onun ağırlığını yaşıyordum mesela. Yüktür o biraz. Ama evet, o dönemde hatırladığım tek bir şey var. Kızın da bilinçli olması çok çok önemli bu konuda. O beni mesela hiçbir zaman mağdur edip de uyumsuzluk yaratmıyordu. Ben de hiç ona yansıtmıyordum. Gayet onun... pardon. Gözümde canlanıyor. Neyi kapattım, gözümde canlanıyor. O da bize vuruyordun da. O yüzden kusura bakma. Yani dediğim yok gibi abi, bir kere bu yaptığın şu an korkular, yani korktuğun şeyler ve planlamaya çalıştığın ya da nasıl diyeyim, yolunu bulmaya çalıştığın şeyler bir kere yoldayken belli olacak. Şu an bunların hiçbirine kafa yormaman lazım senin. Kız arkadaşın elinden geldiğince kollayıp, gezip, güzel anılar biriktirip ilişkinizi geliştirmeniz lazım. Para mevzularında o döviz getiriyormuş da burada senden daha güçlü olurmuş da bilmem ne gibi kaygılara girme. Genelde yurt dışında yaşayan insanlarda benim kendi görüşüme göre o kadar da takıntılı durumlar yok. Bana yok zaten abi, şöyle kızın hiçbir alakası yok aslında şu an bu konuştuğumuz konuyla. Yani onun tarafından o profilde bir kız değil ama yani hepimiz erkeğiz, hani erkek açısından böyle bir sorumluluk alma şeyi olur ya, hani acaba ezilir miyim, acaba sıkıntı yaşar mıyım, o muhabbet var yani. Yok yok, öyle bir sorun yaşamazsın ama kendini o şekilde kasma yani. Ya da bir öyle yandan sıkı çalışmaya devam edebilirsin bir yolunu. Sen kaç yaşındasın? 21. 21 yaşındasın. Geçsin daha oğlum, yani okuyor musun? Öğrenci misin? Senin üniversiten benim abi ya. Yeditepe'desin. Aynen. Yeditepe'de. Yazılım okuyorum da okumaya çalışıyorum işte. Bitecek inşallah da bitiremiyoruz. Abi niye gitmiyorsun? Oğlum ne diyorsun? Konuşuyorum adamla. Bir dur amına koyayım. Allah Allah. Cinsiz sorular başladı gene. Motor bayılıyorlar. Ben arkadaşlar bir sağ çekeyim. Chat, çünkü götünü rahat tutamıyor abi. Şu el freni çekeyim şöyle. Heh. Bak kardeşim. Abi zaten geldik şeye. Gıcık oluyorum bazı tiplere chatte ya. Amına koyayım ya. Sonra da seviyorum seni ya adamsın. Çok sevme lan. Çok sevme. Vallahi ben çok sevme. Bir gün o da gider. Dozum da abi. Chat sıkılıyor abi. Oğlum sıkılıyorsa kapatacak gidecek amına koyayım yani. Allah Allah. Bu kadar basit. Dediğim gibi yani senin kız arkadaşın şu an bir gelsin. Bir şöyle keyfini çıkartın. Ya yani bunu sana yorumlayabileceğim bir şey değil. Ben senin yerinde olsam bu kadar takmam. Ben de onu merak yani ediyorum. Bu kadar takmam. Öyle hani triplere girip de, bizim Türk erkeğinde böyle bir algı var abi. Yani işte param az ya da param diğerin kız arkadaşımdan daha az. Ben ezilir miyim, büzülür müyüm? Bu tarz kaygılar gerçekten doğru kaygılar değil. Zaten işin özünde, o ilişkinin sağlığında böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Oluyorsa o zaten uygun ilişki değildir. Yani çok basit matematiği var bunun. O yüzden kendinizi boşuna yıpratıyorsunuz. Yapmayın bunu. Siktir et. Hiç öyle şeylere de girme. Zaten... Ya abi dur, benim dikkat... Konuşurken hiç odaklanamıyorum. Bir dakika dur. Bekle. Abi bekleme odasında herkesin korkulu rüyası şu an. Kıyamet kokuyor da. İşte ya yayın kapanırsa ya bir şey olursa. Bir şey diyeceğim. Otogara geldik. Çekelim, orada konuşuruz. Evet, çekelim, orada konuşuruz. Arkadaşlar, bekleme odasındaki kardeşlerim, chattekiler... Herkesi çekemeyeceğiz zaten. Girin. Denk geliyorsa amına koyayım yani. Bu kadar hayat memat meselesi yapmayın siz de. Üzülüyorum sonra. Evet, sen alfalığını koruyacaksın. Sen insanlığınla mı plana çıkacaksın? Onun çok standart laflar gibi geliyor olabilir ama kafanı buna yordukça daha da çok ezilirsin bana sorarsan. Ya ezik anlamında söylemiyorum.
Kendi kendine ezersin bunu. Bu karşındaki kişiyi de çok rahatsız edebilir. Üzebilir. Gerek yok abi. Senin durumun neyse, senin gücün neyse kardeşim, o kadar takılacaksın. Ha, bunu daha iyiye getirmek, daha iyi götürmek zaten senin elinde ama öğrencisin. Burada da o öğrenci mantığı nasılsa yurt dışında da var. Kız da yaşıt mı seninle? Efendim? Kız yaşıt mı seninle? Kız 19 yaşında. 19 yaş, 2 yaş küçük. Ama ben 21'e yeni girdim yani. Tamam canım, yani dediğim gibi sıkıntı yok. O da öğrenci yaşlarında. Bunlar dert edilecek şeyler değil. Paylaşımcı olun. Senin olmadığı, senin yetmediğin yerde o destek olur. Onun yetmediği yer olursa sen destek yine olursun. Destek olur. Bunları konuşmaktan çekinmeyin. Yani bunlar konuşulur. Bunlar açık açık konuşulması gereken şeyler. Üstüne bir kılıf gerdirmenin bir lüzumu yok. Açık açık konuşacaksın abi. Benim param yok. Ben şu an öğrenciyim. Benim o kadar param yok ya da. Ya da şunu yapalım dendiği zaman senin bütçen aşıyorsa ben bunu karşılayamıyorum. Bu kadar basit. Yani zaten ilişkinin tatlı tarafı odur. Aynen öyle. Zaten şu an çok iyi gidiyor abi, çok şükür. Bir de vakit varsa o ikinci soruyu da cevaplama sor, mümkün. Aynen. Sonra şey yaparız. Next'leriz. Tamamdır. Bu kültür açısından da abi fikrini almak istiyorum. Ya bir kere ona hiç takılma. Yani o bizim ayıbımız bu arada. Yani net söylüyorum, bizim ayıbımız olan bir şey. Kültürden kastın ne? Az önce ilk anlattığın o ön yargılar veya o yakıştırmalardan dolayı mı, yoksa genel olarak mı, yani yabancı biriyle birlikte olmak anlamında mı soruyorsun? Abi o ön yargıların götüne koyayım, benim umurumda değil de hani o umurumda değil de hani onun kendi yaşamındaki hareketlilikle hani benim, ya Türk kültürü, yabancı kültürü hani arada bir sıkışıklık kardeşim olabilir. Burada da işte burada da uyumlu olmak, uyumlu olmaya çabalamak ve bir takım fedakarlıklar giriyor devreye. Benim ailemdeki birçok insan yabancı kişilerle evli ve çoğunun da eşleri işte biri İngiliz, biri bilmem Avusturyalı, biri bilmem ne. Hepsindeki o kültürel farklılıklar zaten ortaya çıkıyor ama ben genel olarak pencereye dışarıdan baktığım zaman, fotoğrafın büyüğüne baktığım zaman erkek tarafları biraz daha o tarafa uyum sağlamış olarak görüyorum. Benim yabancı kız arkadaşım olmadı uzun ilişkim falan. Bu sebeple çok bir şey söyleyemem ama ben yine senin yerinde olsam sen ne kadar fedakarlık göstereceksen bu konuda o da o kadar göstermeli zaten. %100 senin ona uyum sağlamam veya onun sana uyum sağlaması diye bir şey olamaz bence. Herkes bir şeyler koyacak abi masanın ortasına, paylaşımı yapacak. Yani senin rahatsız olduğun bir şey olduğu zaman o kültür farkından dolayı bunu çok tatlı dille ve düzgün dille ona açıklarsan onun buna ne kadar uyum sağlayıp sağlayamayacağı doğrultusunda zaten bu ilişki yürüyecek veya yürüyemeyecek ya. Bu bağlamda da yine iletişime dönüyor olay. Yani ama tatlı dille, anladın mı? Güzel dille anlatarak. Çünkü sen de şu an 21 yaşındasın. 25-26 yaşına geldiğin zaman şu an dert ederim dediğin şeylerin hiçbiri senin derdin olmayacak mesela. Yani olmayacak. Aşacaksın onları. Bunlar hep sana tecrübe olacak. O yüzden çok kasma kendini. Bak en başta söylüyorum. Kasma. Akışına bırak. Kurma. Gençsiniz. Kanınız kaynıyor. Ondan sonra böyle size şu an problem gelen şeylerin hepsi bana da zamanında problem geldi. Ve şu an sikime kadar yani. Hiçbirinin önemi yok. Çok daha önemli detaylar var. Çok daha kalbe dokunan şeyler var. Bu sebeple de ıkpıs pıkpıs kültürmüş, yartmış, cürtmüş çok önemli. İşin içinde insan olduğu zaman, sevgi olduğu zaman gerisi artık tecrübeyle paralel gidiyor. Sen de o tecrübeyi edinmeye çalışacaksın. Mümkün olduğu kadar sakin kalacaksın. Hep sevgini ön plana koyacaksın. Tabuları değil, anlatabildim mi? Aynen abi. Zaten gitmiş odasını Türk bayrağı asmış bir mutlu oldu. Zaten bu aklındaki soru işaretleri ve korkular yan yana gelip birlikte bir şeyler yapmaya başladıktan sonra eğer hani altında harbiden bir şey yoksa, senin düşündüğün gibi bir şey yoksa zaten boşa çıkıyor ve rahatlıyorsun o noktadan sonra. Aynen o evreye istiyorum zaten ya. O da zamanla olacak. Daha çok yenisiniz. Bir ay diyorsun. Daha dur bir sal bir daha ya. O zaman gösterir onu.